Milli Eğitim Bakanı'nın laiklikle ilgili sözleri. Bilmiyorum takip edebildiniz mi ama sizce laiklik nedir? Ne kadar laikliğimizden rahatsız olan ucube insanlar varsa, avcılıyorlar. Yani burası Cumhuriyetini kurmuş, senelerde laik olan bir ülke. Komik geliyor duyduğum zaman bana. Neden ciddiye alıyorsunuz? Havaya giriyorlar ciddiye aldığınız zaman. Milli Eğitim Bakanı olunca ciddiye alası geliyor insanın, değil mi? Öperiz onu, bir şey olmaz. Severiz onu. Milli Eğitim Bakanısın, hadi deriz neyse. Ama bir daha böyle yanlış şeyler yapma deriz. Ayıp oluyor deriz, anlar o bizi. Şu an anladı mesela. Bunu sen çok teşekkür ederim. Gönder ona. Yanlış anlaşılma olabilir mi? Akıllı adam bro ya. Yapmaz böyle şeyler. Hocam siz akıllı adamsınız. Kime uyuyorsunuz? Yapmayın. Aa, yapmasın böyle şey. Sizin sahnelerde kullandığınız kostümler çok iddialı bulunuyor bazı kesimler tarafından. Bazen çok eleştiriliyorsunuz. Belli yerlere göre, evet. Yani bu konuda neler söyleyeceksiniz? Yani iddia olmayı seviyor musunuz? Şimdi artık değişti biliyorsun konser alanlarının rengi. Bazı yerler solist istiyor, bazı yerler marjinal işler istiyor. Ben zaten yıllar önce kondom demiş biriyim. Daha YouTube yoktu, Spotify'lar yoktu, Z kuşağı yoktu diyeyim. O yüzden bana normal geliyor. Size hangi garip geliyor. Yapsanız sizce Rütük tarafından engelleniyor mu? Bence kondomun altyapısı olsun, kalitesi, müziği olsun. Ozan Bayraş'a yapmıştı zaten altyapısını. Çok iyi bir aranjördü. Eurovision'a katılsa alır. Çok iddialı. Alır. Mutlaka alır. Yine iddialı bir şarkı bekliyor mu bizi? Var mı müzikal çalışmalarda? Şöyle, o tip şarkılar çok çıkmaz. O şimdi askerden nasıl bir tane var? Asker şarkısı 50 yılda bir çıkıyor biliyorsun. Kondom da öyle bir şey. Sosyal sağlık projesi kondom zaten. O yıllarda yapılmış. Onun dışında ben şu anda şarkı aramıyorum. Ama illa şarkı al diyorsan bakarım yani senin için. Vereceksin bir tane filanlar gibi. Ben çok aşık olursam, küpem takıldı. Nazar bak, sen bana nazar yapıyorsun. Ben de yetenekliymişim. Çok beğenmem lazım. Benim öyle bir huyum var. Yani şarkı yapmak için şarkı yapamıyorum. Çok hoşuma gitmesi şimdi lazım. Şarkıcılar genellikle şarkı yapmak için mi şarkı yapıyorlar sizin? Yani çok şarkıları tutmuyor herkesin artık. Yani şarkıyı çok beğenmem lazım. Çok enerjik gelmesi lazım. Ve bu ara fitler moda, düetler moda. Yapılırsa öyle bir şey yapmak lazım. Kiminle nasıl bir fit yapmak istiyorsunuz? O söylenmez, sürpriz. Peki, müsaadeniz olursa Türkiye'nin gündemiyle alakalı birkaç soru soracağım. Bugün Yeni Doğan Çetesi'nin davası vardı. Bilmiyorum takip edebildiniz mi? Yani, çok acayip konular, köpeklere, hayvanlara, kadınlara yapılan durum. Bir de arttı ya, o çok enteresan. Biz Türk insanı böyle değiliz yani. Böyle şeyler biz duyduğumuzda Avrupa'da şaşırırdık. Psikopatımız çok arttı. Doktorların da böyle bir şeye kefil olması çok acayip. Amerika'da duyardık çocuk katilleri. Hani kanlarını içiyorlar, bebek katilleri vardı, hatırlar mısın? Bizde sanki öyle şeyler varmış gibi olmaya başladı. Yani ne mana? Var öyle şeyler biliyorsun senelerdir Amerika'da. Plezantası hamile kadınların, bebeklerin kanı, adrenalin halindeyken öldürme bebekleri. O kanı alıp hemen bir şeye verme, zenginlerin hemen onu satın al. Bunlar vardı Avrupa'da, çocuk kaçırma, çocuk öldürme. Bizde yoktu. Yani bunu niye yapıyorlar ben de anlamadım. Bu nasıl bir şey ya? Sosyal medya başka bir konuyu daha çok tartışıyor bugün. Milli Eğitim Bakanı'nın laiklikle ilgili sözleri. Bilmiyorum takip edebildiniz mi ama sizce laiklik nedir? Ben o konulara genel bakıyorum şöyle. Türkiye Cumhuriyeti zamanında kurulmuş. Bu yıllardır böyle konuşulur, işte değiştirilecek mi kanunlar falan. Böyle bir şey olmaz. Bu böyle konuşulur, konuşsunlar. Hani Zeki Müren'in videosu var ya, konuşsunlar. Olmaz bir şey. Kurulan bir şey artık geçmiş olsun. Ne kadar laikliğimizden rahatsız olan ucube insanlar varsa avcılıyorlar. Yani burası Cumhuriyetini kurmuş, senelerde laik olan bir ülke. Komik geliyor duyduğum zaman bana. Neden ciddiye alıyorsunuz? Havaya giriyorlar ciddiye aldığınız zaman. Milli Eğitim Bakanı olunca ciddiye alası geliyor insanın, değil mi?
Öperiz onu, bir şey olmaz. Severiz onu. Milli Eğitim Bakanısın, hadi deriz neyse. Ama bir daha böyle yanlış şeyler yapma deriz. Ayıp oluyor deriz, anlar o bizi. İnşallah. Şu an anladı mesela. Bunu sen çok teşekkür ederim. Gönder ona. Çok sağ ol. Aşk olsun. Yanlış anlaşılma olabilir mi? Akıllı adam buraya. Yapmaz böyle şeyler. Hocam siz akıllı adamsınız. Kimi uyuyorsunuz? Yapmayın. Aa, yapmasın böyle şey. Çocuklar buna güler.